Şöyle yapalım. Seçim yaklaşıyor, söylediğimiz gibi beş ay gibi bir süre var. E, fakat eski başkan e, Donald Trump e, aynı zamanda başkan adayı Donald Trump da seçimle ilgili e, bir paylaşımlar yapıyor sürekli olarak. E, bakalım o paylaşımlarda neler yazıyor? Yoksun. Dilin suçtu galiba. Beş ay gibi bir süre var dedin. Ne beş ay? Beş ay yok mu? Beş ay var? Yok canım. İki Kası Kasıms ay var. Kasım'da. İki Oca ay. Ocağı da, da. Ocağı, da, ocağı da yemin salam. 20 Ocak'ta görevi devralacak. İki ve beş ay deyince hani... Amerika Birleşik Devletleri'nde seçim uzanmaz herhangi bir. İki ay gibi bir şey var. İki ay gibi evet. Ocak'ta yani evet, gibi. tam devri teslim. Dedik şimdi da, her şey, her şey, ocakta, ocakta tam devri teslim. Ocak'ta tam devri teslim. İki ay gün saymaya evet. da onun için söyledim. <laughs> tamam. Şimdi Kamal'a kazanırsa yeni komşularınızla tanışın. Böyle bir paylaşımda bulunmuş. Ve... Burada yeni komşulardan kimi kastediyor? Bir daha bir geri gelelim. Siz yorumlayın. O fotoğraftakilerden. Evet o fotoğraftaki. Yani, evet. Sanıyorum yani Afganistan. Yani Afganistan göçmenleri evet. aslında göçmen vurgusu. O kıyafet işte, Afganlı işte. evet, kıyafeti. Afgan kıyafet mi? Biraz açmak gerekirse şöyle açıklayayım. Amerikan bayrağı evet, yapılıyor biraz, değil mi? Şöyle biraz bir, geriden bakalım. biraz açıklamaya Çok muhtaç bir yani bu. O yüzden. Evet şimdi şöyle açıklayayım. Ya, Orta Doğu ee, diyor herhalde. Bir, 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 Orta bir, bir, Doğu çıkıyordu. mu? Ah. Evet. Şöyle, şimdi 3,5 yıldır ABD'nin sınırlarından, güney sınırlarından resmi rakamlara göre en az 9-10 milyon, Trump'ın iddialarına göre 20 milyona yakın illegal, yasa dışı göçmen geçişi oldu. Ama burada bunun milyonlarla sayıldığı konusunda hiçbir şüphe yok. Yani en az milyonlarca insan kaçak olarak giriş yaptı ve bunu Biden ve Harris'in açık kapı politikasına yoruyorlar siz sınırları açık tuttunuz, hiçbir önlem getirmediniz. 10 milyon insan geldi ve Trump diyor ki bunlar tecavüzcü, katil, uyuşturucu satıcısı, her türlü illegal işe girmiş. Hı hı. Yani bütün pisliklere sahip insanlar, bütün pislikleri yapan insanlar olarak e, nitelendiriyor. 2016'da da bu seçim o e, söyleme olarak bunu yapmıştı hatırlarsak. Yani Trump göçmenlerden korkan vatandaşların, o korkularına oynuyor ve diyor ki, bakın bunlar koruyamıyor bizim sınırlarımızı. Burada da bahsettiği şey şu: gayet kamala kazanırsa yeni komşularınızla tanışın, alın bunlar işte. Peki fotoğrafla bunun bir alakası var mı? Aslında yok. Ne yok. seçmiş? Orta Doğulu olduğu belli olan yani tipinden, hani ne dersiniz? Orta Doğulu büyük ihtimal Afganistan. Amerikan düşmanı, Amerikan bayrağını, bayrağını yakıyor, yok. Amerikan bayrağını yakıyor. İşte bunlar giriyor bizim sınırlarımızdan. Sizin gibi görünmeyen, sizin gibi düşünmeyen, gibi <laughs> yaşamayan yeni komşularınız bunlar olacak işte. Kamalaya oy verirseniz, ondan dolayı altta da bir şey var bakın. Böyle Trump, Trump'a oy ver. Yani Kamalaya verme, bana oy ver. Bana oy verirsen, bunlar artık ülkeye giriş yapamayacak diye bunlardan bahsediyor. Peki. Bir soru sorayım kendime, gerçekten Amerikalılar bu kadar önemsiyor mu sınır geçişlerini, kaçak göçmenleri? Evet. En önemli iki konu Amerikalıların, sadece Cumhuriyetçilerin değil, hayat pahalılığı, ekonomi, enflasyon bir, iki, göçmen sınırdaki açık sınır politikası. Ondan dolayı bunun üstüne gittikçe gidiyor. Peki, ikinci afişi getirelim. Trump'ın seçim kampanyasında kullandığı afişler bu arada sevgili seyirciler. Bunu da hatırlatalım, altını çizelim. Kamalanın açık kapı politikasıyla kimse güvende değil. Az önce Yunus e, bu soruya cevap verdi. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayanların en korktuğu başlık. Trump da o zaman e, iyi bir e, toplum analizi yapan isim oldu. Bunu bir ekleme daha yapayım. Evet. Yoksu. Şimdi neden kimse güvende değil diyor. Bir fotoğrafa bakalım. Önde yürüyen bir kadın. Görüyorsunuz. Benim görebildiğim kadarıyla kadın. Kadın, evet, evet öyle. Önde bir kadın yürüyor. Tek gece Tek başına yürüyen kadın geç 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 bir kadın gece sokakta. Arkada onu sokak. takip eden bir, bir erkek, erkek. Elinde de bıçak var. Elinde bıçak var. Ara bir şimdi, sokak. Sokak. Ara bir sokaktı. Burada da anlatmaya çalıştığı şu. Şimdi ABD'de özellikle bu yıl ve geçtiğimiz yıl bazı infial yaratan olaylar oldu tecavüz edilen, şimdi betimlemeleri yapacağım, yanlış anlaşılmasın, şu sonu açıklayacağım. Beyaz, Hristiyan kadın. Neden bunu söylüyorum? Çünkü Trump'ın tabanını birebir görünen. Yani siz genel olarak insan psikolojisi nedir? Sizin gibi görünen, sizin gibi konuşan, sizin gibi yaşayan birinin mağdur olduğunu görünce otomatikman kafa daha ona e, adapte oluyor. Trump da bunu oynuyor. Bu sene ve geçtiğimiz sene tecavüz edilerek öldürülen işkence edilen bazı vakalar oldu. Ve burada üniversite yaşındaki, üniversite çağındaki genç kızlara tecavüz edildi ve öldürüldüler ve bunu yapanlar yasa dışı göçmenlerdi. İşte burada müthiş bir maden buldu Trump. Dedi ki bakın, Kamala'nın ve Biden'ın açık kapı politikasıyla bu yasa dışı göçmenler girdi. Bizim genç kızlarımıza tecavüz etti ve bunları öldürdü bu tabanda işe yarıyor mu? Yarıyor. Çünkü onlar da şunu görüyor. Milyonlarca kaçak göçmen geçince doğal olarak diyorlar ki biz sınırımızın kapatılmasını istiyoruz. Yasal olarak geliyorlarsa gelsinler ama yasa dışı istemiyoruz diye bir politika yaratmış durumda. 2016'da olduğu gibi 2024'te de Trump buradan gerçekten de önemli oy devşiriyor. Ve bunlar da insanların tabii korkularına direkt olarak oynayan afişler. Peki çok teşekkür ediyoruz Yunus Paksoy. 330 e, küsür değil mi? Nüfusu ne kadar? Peki. 335 falan galiba 330, değil 340 mi? 330 340 milyon o evet. 33 335 milyonluk bir ya nüfus var. Bu resmi var. rakam. Evet. Peki, 10 milyonluk bir sığınmacı var bu o 335 milyonda 10 milyon bile Trump'a ciddi bir zemin oluşturmuş siyaset yapmak için. Çünkü 3 yılda diyorum. girmiş. 3 yılda 10 milyon. 3 yılda 10 milyon. Evet. Yani her yıl devam eden bir Toplam ne şey. kadar? Yani 3 yılda 10 milyon. Toplam ne kadar Yunus? Evet. Birçok asimile olmuş. Ama Açıkçası onu, 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 bilemiyoruz Eray Hocam. Ama her yıl istatistiklere baktığımızda en az Amerika'ya 1 milyon Yasa dışı göçmenin ya, Amerika'nın tarihine baktığımızda da biraz azalmış zaten olsa da. göçmenlerden oluşan bir, bir en, çok gö en çok göçmen alan yani, ve en çok Ameri'yi öldürmüşler evet. <laughs> ee, Yunus çok teşekkür ediyoruz.